Saygıdeğer konuklarımız, sizleri Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulumuz adına saygıyla selamlıyorum. İş dünyamızın eğitim ve gelişim platformu Bursa Ticaret Sanayi Odası Akademik Projemiz kapsamında tekstil sektörü özelinde mesleki yeterlilik ve zorunluluklar konusunda düzenlediğimiz toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli katılımcılarımız, tüm dünyada ezberlerin bozulduğu, artan rekabetle birlikte yeniliklerin artık yaşantımızın bir parçası olduğu olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir süreçte sadece çalışanlar değil, işletme sahipleri ve yöneticiler de kendilerini sürekli geliştirmek ve yenilemek zorunda. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinde insanların ilkokuldan üniversiteyi bitirinceye kadar harcadıkları paranın en az 3 katı bir mesleğe girdikten sonra emekliliğe kadar olan süre içerisinde harcanıyor. Mevcut bilgilerin gözden geçirildiği, yeni bilgilerin ise değişen üretim süreçlerine hızla adapte edildiği günümüzde dönüşüme açık olmak her zamankinden daha da önemlidir. Bizler de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak böyle bir dönemde BTSO akademik projemizi hayata geçirdik. Üyelerimiz ve iş dünyamızın profesyonel kadroları için projemizin başlangıcı olan 2014 yılından bugüne kadar yaklaşık 650 eğitim ve gelişim programı hazırladık. Gerek fiziksel, gerekse de online ortamlarda gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarımızda çalışma hayatının tüm aktörlerini içeren 95 binden fazla katılım oldu. Finansal okuryazarlıktan dış ticarete, e-ticaretten müşteri ilişkilerine kadar iş dünyamızın donanımını artıran eğitim ve gelişim toplantılarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de alanında uzman isimlerin katkılarıyla tüm hızıyla devam edecek. Değerli katılımcılarımız, Bursa'mızda üretim ve hizmet kalitemizi uluslararası standartlara taşırken iş güvenliği meselesine de uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini destekleyen verimi ve kaliteyi artıran bir araç olarak görüyoruz. Nitelikli iş müdürlüğü ve iş güvenliğini uluslararası standartlara taşımak amacıyla 2014 yılında Güney Marmara'da öncü bir rol üstlenerek mesleki yeterlilik ve belgelendirme merkezimizi hayata geçirdik. TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve mesleki yeterlilik kurumunun yetkilendirdiği merkezimiz ile sadece Bursa'ya değil, Türkiye genelinde 54 şehirde hizmet veriyoruz. Çalışanlarımızın mesleki yeterlilikleri tarafsız bir şekilde değerlendiren ve buna göre belgelendirme işlemini gerçekleştiren MESYEP'te, Bursa ekonomisinin ana damarlarından biri olan tekstilde de sınav ve belgelendirme hizmeti sunuyoruz. Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar. Nitelikli ve belgeli iş gücü istihdamının artması, daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekler. Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme ve değerlendirme sonucunda alınan belge, bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı verir. Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkan verdiği için bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliği de bu şekilde desteklenmektedir. İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi, işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı da engellenmiş olmaktadır. Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına da katkı sağlar. 104 meslekte yetki sahibi olan MESYEP, bugüne kadar 13 farklı sektörde 88 bin kişiye yeterlilik vergisi verdi. Oda olarak sunduğumuz hizmetlerden daha fazlasıyla faydalanmanızı arzu ediyor. Toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkürler.
Buyurun Osman Bey. Merhabalar Aytuğ Bey, Sayın Başkanım, değerli katılımcılar. İsmim Osman Akın. Mesleki Yeterlik Sınav ve Belgelendirme Merkezi'nde sınav ve belgelendirme yöneticisi olarak görev yapmaktayım. 2014 yılında öncülüğünüzle kurmuş olduğunuz bu şirketi, bu yapıyı daha güçlü bir hale, her geçen gün daha güçlü bir hale getirerek, üzerine katma değer katarak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Yine sizlerin öncülüğünde, önderliğinde. Ben tekstil sektörüne yönelik ilk önce bizim şirketimizden biraz bahsetmek istiyorum. Bir sunum paylaşacağım izninizle, müsaadenizle. Akabinde mesleki yeterlik sisteminden bahsedeceğim. Yeterlik çerçeveleri nedir, onlardan bahsedeceğim. Akabinde tekstil sektöründeki zorunlu olan mesleklerden ve bu mesleklerdeki operatörlerin, hangi makineleri kullanan operatörlerin belgelendirilmesi gerektiğinden bahsederek sunumumu tamamlayacağım. Genel akışımız bu şekilde olacak. Yaklaşık yarım saat, 40 dakikalık bir paylaşım yapmak istiyorum sizinle. Bir ekran paylaşımı yapıyorum müsaadenizle. Evet, değerli katılımcılar, kuruluşumuz 2014 yılında Bursa Ticaret Sanayi Odası iştiraki olarak Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde Bootcamp yerleşkesinde konuşlandırılmıştır. 2014 yılında bu üç beyaz binanın orta alanında gözüken bir alanda 4 kişiyle kurulan mesyep, bugün 2017 yılı itibariyle ana binasına, kendi binasına taşınmış, hizmet binasına taşınmış ve o günden bugüne kendi binasında hizmet vermeye devam etmektedir. 2014 yılında başladığımız yolculuğumuzu Enerji Verimliliği Merkezi, Bursa Model Fabrika, asansör güvenlik test ekipmanları, asansör güvenlik ekipmanları test merkezi ve BTS Lojistik'e kadar birden fazla kuruluş ekleyerek bünyemize, yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Aytuğ Başkanımızın da belirttiği gibi bugüne kadar 54 farklı ilde hizmet verdik. Bunu 81 ile de yaymak istiyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin en güçlü kuruluşuyuz mesleki yeterlik anlamında diyebiliriz. 2014 yılında 3 meslekle başlamıştık. Her yıl kapsamımızı genişleterek bugün 104 mesleğe kadar Türkiye'nin en geniş kapsamlı kuruluş haline geldik. Projemiz 21 Ağustos 2014'te başladı ve en son 2021 yılının sonunda 14 meslek daha, 20 meslek daha bünyemize katarak 104 mesleğe ulaştık. Hizmet verdiğimiz sektörler kısaca bahsedecek olursak tekstil, asansör, inşaat, metal, otomotiv, enerji, elektrik, plastik, lojistik, kişisel hizmetler ve maden sektörlerinde. O maden sektörüne 2021 yılının sonu itibariyle girmiş olduk. Bugüne kadar toplam 28.441 sınav programı oluşturduk. Organizasyon gerçekleştirdik. 102 bin aday bize başvurdu. Bu Bursa ve çevre illerimizden de Türkiye çapında. Bunların içerisinden 98.044 kişiyi biz sınava tabi tuttuk. İlk kez, ilk sınava tabi tuttuk. Ve yaptığımız sınavlar sonucunda 87.853 kişiyi de bugüne kadar belgelendirmiş olduk. Bu anlamda Türkiye çapında en fazla belgelendirme yapan kuruluşlardan biriyiz. Bizim gibi Türkiye'de hizmet veren 283 farklı kuruluş bulunmakta. Bunu da belirtmek isterim. BTS OMSİP ölçme, değerlendirme ve belgelendirme yapmak üzere kuruldu. Bunun üzerine yönetimimiz daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz bu sisteme diye faaliyetlerde bulunarak Bursa Model Fabrika Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezimizi bizim bünyemize kattı ve orada da firmalarımıza proseslerinde verimlilik,
enerjilerinde verimlilik, üretimde verimlilik faaliyetleri gerçekleştirerek, hizmetleri vererek, öğren dönüş modelleriyle birlikte Bursa'mıza, önce Bursa'mıza sonra çevre ve Türkiye'ye hizmet vermeye çalışıyor, devam ediyor. Bu proje bakanlığın, Cumhurbaşkanlığı'nın makro projelerinden biri olup ilk önce Ankara'da kuruldu. Akabinde ikinci olarak Bursa'da model fabrika kuruldu. Ve bizim bünyemizi şu an onlarca firmaya bu anlamda hizmetler sunulmakta. Enerji verimliliği merkezi de işletmelerdeki biliyorsunuz son dönemde çok gündemde olan enerji ve enerji savaşları. Enerji verimliliğini işletmelerde azaltmak, daha verimli enerji kullanımı sağlayabilmek amacıyla etüt ve proje çalışmaları gerçekleştiriyor. 2021 yılının itibariyle de bu pandemi döneminde EVD şirketi olarak aynı zamanda hizmet veriyor. EVD şirketi olmasının avantajı hazırlamış olduğu projelerde bakanlık tarafından işletmelere %30'a kadar yapmış olduğu yatırımlarda geri dönüşler sağlanabiliyor. Bu iki model fabrika ve enerji verimliliği merkezi birlikte çalışarak şu an Avrupa Yeşil Mutabakatı'na, yeşil dönüşüme güçlü bir hizmet vermekte. Ve Türkiye'de bunu uygulayabilen tek vakfette kuruluş olarak olduğunu belirtebiliriz rahatlıkla. Asansör güvenlik ekipmanları test merkezi yine bizim bünyemizde bulunan asansör sınav alanını nasıl daha faydalı hale getirebiliriz yola çıkarak Türkiye'de üretilen, yani yurt dışından gelip de montajı gerçekleştirilen asansörlerin güvenlik ekipmanlarının PGD dediğimiz piyasa gözetim denetimleriyle burada test edilmesi, akabinde test sonuçlarının bakanlıkla paylaşılmasına yönelik bir projeydi. Şu an fren, tampon ve regülatörlerin merkezimizde testleri gerçekleştirilebiliyor. Ve akredite bir laboratuvar halinde bu alanımızda. BTS Lojistik AŞ'de uluslararası kargo taşımacılığına Yenişehir havaalanı vasıtasıyla nasıl Bursa'daki sanayicimize hizmet verebiliriz çalışmalarındayız ve yakın zamanda Türkmüş Kargo ile bir protokolümüz söz konusu olacak. Yenişehir'den daha ekonomik fiyatlarla uluslararası lojistik taşımacı, kargo taşımacılığına aktif hale getirmeyi, hizmet bu anlamda da hizmet vermeyi hedefliyoruz açıkçası. BTS OMS dediğim gibi sadece meslekiyet taksimat belgelendirme merkezi değil, her gün kendini daha yeni teknolojiye, daha fazla ülke ekonomisine katkı sağlayabiliriz düşüncesiyle hareket eden bir şirket haline gelmiş bulunmakta. Her zaman dediğimiz gibi nitelikli insan kaynağı, güçlü ve yolun dönüşümle uluslararası rekabette başarılayamayacağımız hiçbir alan yok. Yeter ki bu hizmet, bu doğrultuda, bu düsturla hareket edelim. Günümüz günümüze denk olmasın. Günü günün denk olan ziyandadır felsefesiyle devam ediyoruz. Ulusal meslek yeterlik sisteminden bahsedeyim. Ulusal yeterlik sistemi çıktısı bir meslek yeterlik belgesi. Tabii bu çıktıya ulaşılmak için yeterlik sınavı gerçekleştiriyoruz. Bu sınavları neye göre? Ulusal yeterliklere, tanımlanmış olan ulusal yeterliklere göre gerçekleştirebiliyoruz. Ulusal yeterlikler ulusal meslek standartlarına göre oluşturulmuş. Ulusal meslek standartları nedir? Meslek tanımları. Türkiye yeterlikler çerçevesinden ne göre oluşturulmuş olan seviyeler. Türkiye yeterlikler çerçevesi de Avrupa yeterlikler çerçevesi referans alınarak oluşturulmuş çerçevedir. Şimdi onlardan biraz bahsedeceğim. Avrupa yeterlik çerçevesi Birleşmiş Milletler, UNESCO ve Avrupa Birliği Konseyi ile birlikte 11 Nisan 1997 yılında konuşulmaya başlandı. Amaç neydi? Bireylerin iş gücünden kaynaklı, bireylerin ülke arasında hareketlerini teşvik edebilmek ve kişilerin hayat boyu öğrenmelerine yardımcı olabilmekti. Bu anlamda ilk 11 Nisan 97 yılında toplantılar başlandı. 98'de ikinci toplantı ve nihayetinde 23 Nisan 2008'de Avrupa Yeterlikler Çerçevesi diye çerçeve oluşturuldu. Bu nedir? Bilgi, beceri ve yetkinliklerin, yani temel öğrenme seviyelerinin birden
8'e kadar seviyelendirilmesi bu referans olarak alındı ve bütün dünya tarafından tanındı. Bütün biz de Avrupa yeterlikler çerçevesine referans alarak Türkiye yeterlikler çerçevesini oluşturduk. Burada sizlerin de bildiği gibi seviye 3, seviye 4, seviye 5, 1'den 8'e kadar seviyeler var. Bunların bilgi, beceri ve yetkinlikleri her bir seviyenin farklı farklı. Bu tanımlı yazılara göre biz de kendi yeterlik çerçevelerimizi oluşturduk. Bunu referans aldık ve biz de aynı şekilde 8 seviyede 1'den 8'e kadar olacak şekilde çerçevelerimizi, tanımlamalarımızı gerçekleştirdik ve bir referans aldık Avrupa Yeterlikler Çerçevesi'ne. Bunu da 2008 yılında, 2006 yılında Meslek Yeterlik Kurumu kuruluşu başladı. 2008 yılında biz de kabul etmiş olduk. Ve kendi ülkemizde bulunan belgelerin, diplomaların seviyelerini belirledik. Avrupa Yeterlikler Çerçevesi'ne göre tanımladık. Bu durumda seviye 1 okul öncesi katılım belgesinden başlayıp seviye 8 doktora diplomasına kadar olan yeterlikleri tanımlamış olduk. Yetkinlikleri tanımlamış olduk. Bunları da Avrupa'ya referans ettik, refere etmiş olduk. Ulusal meslek standartlarını da bu Türkiye Yeterlikler Çerçevesi doğrultusunda hazırladık. Yine bizde birinci seviyede yok ama 2'den başlayarak 6. seviyeye kadar ulusal meslek standartları tanımladık. Bu ulusal meslek standartlarının yürütücü kuruluşu sahibi Meslek Yeterlilik Kurumu. Meslek Yeterlilik Kurumu da Çalışma Bakanlığı'na bağlı kendi bütçesini yöneten bir kuruluş. Tamamen bu sürecin sahibi oldu ve bu alanda kuruldu ve hizmet vermek amacıyla kuruldu. Aslında ondan da biraz bahsedeceğim. Burada yönetici kuruluşlar vardı. İşte sektör komiteleri, işçi, işveren tarafları, Meslek Yeterlilik Kurumu, üniversitelerin tarafları. Bunlar oturdu ve 27 sektör belirledi. 27 sektörde şu ana kadar 895 mesleğin meslek standartını oluşturdu. Meslek standartları nedir? Bir mesleğin başarıyla icra edilmesi için Meslek Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren askeri normlar. Yani bu dokümanı okuduğumuzda, Meslek Yeterlilik Kurumu web sayfalarında yayınlanmakta okuduğumuzda bir mesleği nasıl icra edebileceği, kullanacağı araç gereçlere kadar bütün tanımların yapıldığı doküman olarak hazırlanmış oldu. 27 sektörde tanımlanmış olan 27 sektörde bu. Tekstil hazır giyim ve deri olarak bütün 3 ayrı sektörü diyebiliriz. 3 ayrı grubu da bir sektör olarak tanımlamış oldu 23. sektör. Ulusal yeterlilikler de ulusal meslek standartları oluşturuldu. Ulusal meslek standartlarına göre hangi öğrenme ve ölçme değerlendirme araçlarını kullanarak beceri ve yetkinliklerini, kişilerin beceri ve yetkinliklerini ölçebileceğimizi tanımlayan dokümanlar oluşturmak zorundayız. Çünkü bir tarafta meslek standartları, mesleği tanımlarken bir tarafta bunların nasıl ölçebileceğini aynı dokümanda belirtilemedi. Ve ulusal yeterlilik adında dokümanlar oluşturuldu. Tamamen ulusal meslek standartları referans alınarak, uluslararası dokümanlar referans alınarak hangi araçlar kullanılarak kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ölçüleceği bu dokümanlarda tanımlandı. Biz de meslek yeterlilik sınavlarımızı bu dokümanlara göre gerçekleştirmekteyiz. Ulusal yeterlilikler birimler öğrenme çıktığına oluşuyor. İşte yeterlik birimleri, ulusal yeterlikler zorunlu veya seçme olarak yer alan bağımsız olarak ölçülebilen transfer edilebilir yeterlik birimleridir. İşte A1, A2, iş güvenliği, kalite, mesleki beceri gibi birimlerden oluşmakta bu dokümanlar. Her bir yeterlilik. Bugüne kadar da toplamda 605 mesleki ulusal yeterlilik hazırlanmış ve şu anda yayınlanmış durumda. Resmi gazetede yayınlanmış durumda. Ulusal yeterlilikler yeterlik birimlerinde ve her birimde kendi öğrenme çıktısı, başarı ölçütleri, bilgi ve beceri ve yetkinlikleri tanımlanmakta. Ve dokümanın da bu şekilde bir meslekteki araçların, ölçme araçlarının neler olacağını tanımlayan dokümanlar. Bir
bir yeterlik sınavı da çoklu gruptan oluşuyor. Bir organizasyon aslında bu. Yani tek başına ben aldığım sınava gidiyorum diyemiyoruz. Bütün sınavları Mesleki Yeterlik Kurumu koordinasyonunda gerçekleştiriyoruz. Attığımız her adımı nerede, ne zaman, kiminle, hangi hocayla, hangi adayla, saat kaçta, hangi işletmede, hangi adreste sınav yapacağımızı öncesinde 48 saat öncesinde Mesleki Yeterlik Kurumu'na bildirme zorunluluğumuz var. Akabinde sınav açabiliyoruz, planlayabiliyoruz. Mesleki Yeterlik Kurumu'na bildirdikten sonra bizim sektör sorumlularımız var, her sektörde görev alan. Bunlar bir organizasyon gerçekleştiriyor, sınav organizasyonu gerçekleştiriyor. Sınav yapıcıları, sınavları, sınav yerlerini, teorik uygulama sınavlarını, sınav alanlarını hazırlıyorlar. Kalite sistem bu da kullanacak olan dokümanları tanımlayan ve kontrol eden, sürekli gözden geçiren birim ve yaşayan bir sistem olmak zorunda bu. Herhangi bir uygunsuzlukta hemen müdahale edip gereğini yapması gerekiyor. Aksi takdirde ölçmedeki uygunsuzluklar ardı ardına giden uygunsuzluklar haline geliyor ve hata yapmış oluyorsunuz. O yüzden ne kadar çok hızlı olmak zorundasınız. Sınav belgelendirme birimi de bu süreci yöneten kişi ve tüm süreç tamamen kamerayla kayıt altında tutulmakta ve dönemsel olarak Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından da bunlar incelenmekte, yedelenmekte ve uygunsuzluklar gereği yapılmaktadır tüm kuruluşlar için. Bu sınavların sonucunda da oluşmuş olan Mesleki Yeterlik Belgesi. Mesleki Yeterlik Belgesi Mesleki Yeterlik Kurumu'ndan basılı olarak geliyor. Biz bütün sınav sonuçlarını sisteme tam girerek Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından belgelerin basılmasını sağlıyoruz. Bize geliyor, biz imzalayıp kişilere bunların teslimini gerçekleştiriyoruz. Mesleki Yeterlik Belgesi geliyor, bir de kimlik kartı şeklinde, Mesleki Yeterlik Kimlik Kartı, kişilerin cüzdanında taşıyabileceği bir kart şeklinde kart geliyor ve kişilere teslim ediyoruz. Ulusal Mesleki Yeterlik Sisteminin paydaşları kimler? Yürütücü kuruluşlar, işte Türk Halk ve Mesleki Yeterlik Kurumu. Deviz. Bunun içerisinde eğitim dünyası var, iş dünyası var, uluslararası standartlar var, sivil toplum kuruluşları var ve meslek çalışanları var. Bu komple sistemi biz Ulusal Mesleki Yeterlik Sistemi adını veriyoruz. Türk Halk 1999 yılında Avrupa Birliği Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu ve üst kuruluşu İLAK olarak tanımlanıyor. Mesleki Yeterlik Kurumu da 2006 yılında Çalışma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan bir kuruluş. Mesleki yeterlikte zorunluluk nelerdir? 4 Nisan 2015 tarihinde Büyük Millet Meclisi tarafından Genel Kurul'da kabul edilen 6645 sayılı kanunda değişikliğe gidildi. Bu 5544 sayılı Mesleki Yeterlik Kurumu kanununda da değişiklik olmuş oldu. Çok tehlikeli mesleklerde mesleki yeterlik belge zorunluluğu 23 Nisan 2015 tarihine denk geliyor. Burada Avrupa Yeterlikler Çerçevesi'nin kabulü de 23 Nisan 2008'di. Eş zamanlı olarak 7 yıl aradan sonra bizde de bunu zorunluluk haline getirmiş olduk. Bu değişiklikle ne dedi? Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından standardda yayınlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde tebliğlerin yayın tarihine itibaren 12 ay sonra Mesleki Yeterlik Kurumu kanunu düzenli esaslara göre Mesleki Yeterlik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır dedi ve 40 mesleği zorunlu hale getirdi. 40 meslekte çalışanların belgelenme zorunluluğu gelmiş oldu. Ve dedi ki bununla ilgili ben idari para cezaları uygulayacağım. 2015 yılından sonra belgesiz olarak çalıştırdığını denetimlerde tespit ettiğimde 500 lira dedi. Bugün bu tutar 1414 lira 17 kuruş olarak yeniden değerlendirilerek yürürlükte halen devam ediyor. Ve denetimlerde gerçekleştiriliyor iş müfettişleri tarafından. Ve bu belge zorunluluğu ilk tebliğden sonra 2015 yılında en son 31 Aralık 2021 tarihinde yapmış olduğu
tebliğde de 7 adet meslekte ilave ederek 204 mesleğe kadar ulaştırmış oldu. Sektörler, ne çeşitli sektörlerde bunların dağılımı var. Daha sonra devlet teşviği ilk 2015 yılında çıktığında dedi ki belgelendirme teşviği vereceğim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup belge almaya hak kazanan kişilerin sınav ve belge ücretlerini ben karşılayacağım dedi. İşsizlik sigortası fondan karşılayacağım dedi ve Bakanlar Kurulu kararıyla 2226 meslekte belge zorunluluğu getirmiş mesleklerde devlet teşviği vermeye başladı. Kişilerden bir kere faydalanabilir halde ve TC vatandaşı olma şartıyla bu devletin tamamen sınav ücretlerinin tamamını karşılamış oldu. Bu teşvikte 31.12.2021 tarihinde sona ermiş oldu. Ama henüz uzatılma ile ilgili meclise bildirimler yapıldı. Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından başvurular yapıldı ama henüz nihayete ermiş bir durum yok. Yani devlet teşviğin devam edeceği veya etmeyeceğine dair kesin bir sonuç çıkmamış durumda. Halihazırda işverenler, işletmelerimiz, bizler de bu teşviği beklemekteyiz açıkçası. Aynı zamanda bu işsizlik sigortası fonundan kişilerin işveren payları, sigorta işveren paylarını karşılayabileceği işkur teşvikleri de yayınlandı. İşte 18 yaşından 29 yaşına kadar olanların kadın erkek 6 aydan 54 aya kadar SGK işveren payının karşılanmasına yönelik teşvikleri var. Bunlar da İşkur tarafından araştırılabilir, öğrenilebilir. İşkur'un web sayfalarında da bunlar yer almakta. Mesleki yeterlik belgesi sahiplerinin sahipleri bu teşviklerden işverenleri faydalanabiliyor. Şöyle bir tablosu da mevcut. Bunların aynı zamanda uluslararası proje destekleri de sağlanıyor burada. Avrupa Mesleki Yeterlilik Kurumu yürütüyor bunu. Avrupa Birliği'nin almış olduğu fonları, işte uluslararası yeterliklerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına yönelik işte UYEP, UYEP 2, VOKTES 3 gibi programları, Mahalleler gibi AB projeleri, Uluslararası Eğitim Örgütü'nün projeleriyle bunları zaman zaman işletmelere birden fazla belge sahibi olacak kişilerin veya teşvik hakkı olmayan kişilerin belgelendirmesinde de bu tür destekleri zaman zaman hayata geçirebiliyor. Şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyon kişinin belgelendirildiğini biliyoruz bu zorunlu olan mesleklerde. Halihazırda daha 204 meslekte de 7 milyon kişinin de belgelendirilmesi gerektiğini de bilincindeyiz. Mesleki eğitim zorunluluğuna girmeyeceğim. Mesleki eğitim zorunluluğu da şurada en sonda bahsedeceğim. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış olan ulusal yeterlilik haricinde ve meslekler hariç olmak üzere bakanlıkça belirlenen programları başarıyla tamamlayan aldıkları kurs bitirme belgeleri tamamlıkları programlara ilişkin iş yerlerine çalışabilir ve iş yeri açabilirler diyor. Yani mesleki yeterlilik belge zorunluluğuna getirilen meslekler hariç olmak üzere diğer mesleklerde çalışan kişiler ve kurs bakanlıkça belirlenen programlardan mutlaka kurs bitirme belgeleri almaları gerekiyor. Eğer yayınlanmış ulusal yeterlilik varsa, bu ulusal yeterlilikte de belgelendirilirse kişi bu kurs bitirme belgesine de gerek yok. Ama yayınlanmış bir yeterlilik yoksa mutlaka ağır ve tehlikeli işler çalışanların meslek eğitimlerine katılmaları zorunluluk. Bunlar iş müfettişleri tarafından da denetlenmektedir. Tekstil sektöründe de ulusal meslek yeterlilik kurumu tarafından yayınlanmış 54 meslek var. 54 yeterlilik var, ulusal yeterlilik var diyelim. Bunlar seviye 2'den seviye 5'e kadar oluşturulmuş. İşte destinatörlerden tutun, ayakçı, ayakkabıcı, baskı operatörleri, brodeciler, çözgü, örme, dokumacılar, ondan sonra konfeksiyon çalışanları, modelistler, sonra kesimciler, kaputrenciler, boyahane çalışanları gibi.
Bunların içerisinden de 23 tanesi zorunlu meslekler haline geçirildi. Armurlu dokuma kumaş desen hazırlama elemanı 3. seviye olan, armurlu dokuma kumaş desinatörü 4. seviye olan, ayakçı deri bölümünde çalışan, ayakkabı imalatçısı, bitim işlemleri operatörü, seviye 3 ve seviye 4'ler zorunlu hale getirildi. Boyama operatörleri, seviye 3 ve seviye 4'ler. Seviye 3, seviye 4 bizdeki karşılıkları seviye 3 kalfalık belgesi sahibi olan kişilere denk geliyor. Seviye 4'ler ise meslek sesi diploması sahibi olan kişilere tekabül ediyor. İşletmedeki yerleri de bunlar. Seviye 4 kişi olan kişi işte ustabaşı, vardiya amiri, vardiya postabaşı gibi kişiler olarak tanımlanıyor açıkçası. Çünkü onlardan yönetsel yetenekler de bekleniyor sınavlarda. Onları da sergilemesi bekleniyor. Ama seviye 3 olan kişiler ki ağırlıklı olarak zorunluluklarda seviye 3'ler de var. Doğrudan operatör olan kişiler. Deri işlenti operatörü, deri sektöründe yine. İplik bitim işleri, iplik eğirme, iplik operatörü, jakarlı dokuma, hazırlı desinatörler, kesimciler var ayakkabı ve deri alanında. Model makinacılar var, ön iplik operatörleri, ön terbiye, seracı ve sayacı olan, sayacı olarak çalışan işletmelerde, çalışan operatörlerde. Bu zorunlulukta, bu zorunluluk kapsamında. Zorunluluk kapsamında olmayan da meslekler var. Bunun içerisinde farklı renkli olarak işaretlenmiş olanlar var. Atkılı örme, baskı operatörü, brodacı, çözgü operatörü. Bunlar bizim kapsamımızda olan mesleklerden. Bunlarla ilgili de aynı zamanda AB'ye ve destekleri var. Bu kişilik, bu mesleklerde belgelenen kişilerin sınav ücretleri AB'ye ve fonu tarafından meslek yeterlilik kurumunca karşılanmakta. Aynı şekilde Bursa'da hizmet veren Bursa'daki Bursa Ticaret Sanayi Odası'na üye kişilerinde BTSO'nun oluşturmuş olduğu bir fon üzerinden fonlanarak işletmeye herhangi bir mali yük getirmeden belge ücreti haricinde bunlar bu sınavlar gerçekleştirilebiliyor. Bu alanda da biz hizmet Bursa'da işte dokuma, burada çözgü operatörü gibi örme alanlarında ve kompleci alanlarında hizmet vermeye devam ediyoruz. İşletmelere herhangi bir yük getirmeden diyebilirim. Ön iplik operatörü meslek tanımı nedir? İşte bu belge zorunlu olan mesleklerden bahsedelim. Ön iplik sürecinde üretim öncesi hazırlıkları yapan, yeni partiye makineyi hazırlayan, üretim yapan, üretim sonrası işlemleri yapan kişilerdir, operatörlerdir diyelim. İşte kesikli hedef üretim yapan veya kısaca tanımlarsak, işletmelerde bulunan iplik üretiminin ilk kısmını oluşturan makineleri kullanan operatörlerdir. İSKO kodu da 08-81-51 olarak tanımlanan operatörler bu kapsama dahil edilebiliyor. Kısaca işletmelerdeki makinelere de bakacak olursak, işte harman hallaç makinesi, cel makinesi, tarak makinesi kullanan kişiler ön iplik operatörü, mesleki yeterlik belgesi alma zorunluluğu var. Bu alanda çalışan kişilere mutlaka belgelendirmeleri gerekiyor. İş ve fetişleri tarafından da bunlar sorgulanıyor. İplik eğirme operatörü nedir? İplik eğirme sürecinde üretim öncesinde işte yeni partiye makineyi hazırlayan, üretim yapan, üretim sonrası işlemleri yapan sorumlu kişiler. İşte iplik üretim yapan firmalarda mutlaka bu operatörlerin belgelendirilmesi gerekiyor. Bunun ISKO kodu da aynı şekilde 81-51 olarak tanımlanmış. İşte burada ring makinesini kullanan, open end makinesini kullanan gibi örnek makinelerden bahsediyorum. Bunlar tamamını, makinenin tamamını buraya taşıman mümkün değil. Sadece örnek olsun diye piyasada en fazla kullanılan makineler olarak bunları tanımlıyoruz. İplik bitim işleri operatörü kimdir? İplik bitimi sürecinde üretim öncesi hazırlıkları yapan, yine yeni partiye makineyi hazırlayan, üretim yapan, iplik üreten, üretim sonrası işlemleri yapan kişi, istenen ipliği üretebilen, üretim yapan makineleri kullanan kişilerden bahsediyor. Bunların hepsi meslek standartları, ulusal meslek standartlarında tanımları yer almakta. Bu 81-51
yine koduyla, ISCO koduyla tanımlanmış durumda. Bunlar da büküm makinesini kullanan kişiler, aktarma makinesini kullanan operatörler ve fantazi iplik makinelerini kullanan operatör olarak örneklendirebiliriz bunları da. Ön terbiye operatörü. Ön terbiye operatörü de makineyi üretime hazırlayan, yarı mamül, araç gereç ve ekipman hazırlayan, ön terbiye işlemlerini yapan, makineyi boşaltan, makine ve çevresinin temizliğini yapan kişilerden bahsediyor. Yani boyanı işletmelerinde kumaşın boyanmasına kadar gördüğü ön işlemlerdeki makinaları kullanan operatörler. Bunların ISCO kodları 8154 olarak tanımlanmış durumda. Ham açma makinaları, işte yıkama makinaları, gaze makinaları, bunları örnek olarak gösterilebilir. Buradaki çalışan operatörler de, o makinelerde çalışan operatörler de mutlaka mesleki yeterlilik belgesi alması gerekiyor. Boyama operatöründe bahsedecek olursak, araç gereç ve ekipmanları hazırlayan boyahanelerde, boyama makinelerini ilave eden, boyaları çözeltili ilave eden, boyama işlemlerini yapan ve makineyi boşaltan kişiler, iplik ve kumaş boyama yapılan bütün makine operatörlerinden bahsedebiliriz burada. Bunların ISCO kodu da 8154 olarak tanımlanıyor. Örnek makine söyleyecek olursak jet kumaş boyama makineleri, pet patch boyama makineleri, iplik boyama makineleri, bunları örnek olarak gösterilebilir. Bitim işlemleri operatörü seviye 3 yine belge zorunlu olan mesleklerden içerisinde. Yine araç gereç ve ekipmanları hazırlayan, bitim işlemlerini yapan, makineyi boşaltan, çevre temizliği yapan. Yani kumaşın boyama sonrasında gördüğü bütün işlemlerdeki makineleri kullanan operatörler bu kişiler. Ve bunların ISCO kodları da 8154 olarak tanımlanıyor. Yaç açma makinesi operatörleri, Ramos RAM makinesi operatörleri, Sanfor makinesi operatörleri, bunları örnek olarak gösterebileceğimiz makineler arasında Shadow makinesi de bunlardan biri. Evet, atkılı örme operatörü dediğimiz kişi, yine makineyi çalıştıran, makine üzerindeki ilk karışıklarını, bobinleri takip ederek üretim yapan, üretim sonrası makineyi temizleyerek boşaltan kişilerden bahsediyor. Bunlar da 8152 ISCO koduyla dokunmalı örme makineleri operatörleridir. Burada yuvarlak örme, çorap örme ve düz örme makinelerini örnek olarak gösterebiliriz. Baskı operatörleri var. Baskı öncesi hazırlıkları yapan, kontrol eden, baskı için üretim sürecini kontrol eden kişilerden bahsediyor burada. Bunlar da ISCO 7308-7322 basımcı olarak tanımlanmakta mesleki yeterlik tarafından, kurumu tarafından. Bunda seviye 4 bir ulusal yeterlik. Burada rotasyon baskı yapan, yani dijital baskı yapan kişilerden bahsediyor. Makineleri kullanan operatörlerden bahsediyor. Brodeci dediğimizde brode hazırlıklarını yapan, brode öncesi makineyi ayarlayan, dikey olarak gerilmiş her türlü nakışa uygun zemin üzerinde elektronik ve veya mekanik, hem elektronik hem mekanik makineleri kullanan kişilerden bahsediyor. Bunlar da 7533 ISCO koduyla dikişçi, nakışçı ve ilgili işler çalışanların tanımlamasıyla tanımlanıyor. Bu da bir brode makinesi örnek olarak gösterilebilir. Çözgü operatörü yine ön hazırlık işlemlerini gerçekleştirerek bobinleri cağlığa yerleştiren, makinelere bağlayan, cağlık ayarlarını yapan, çözgü leventi ve en ayarı yapan, aşırılama yapan, bunlar da birim ayrılıyor. Seçmene birimler olarak ayrılıyor. Çözgü yapan, leventi haşır makinesine bağlayan, makineleri takip eden kişilerden bahsediyor. Ya da 8152 dokuma ve örme makineleri operatörleri olarak tanımlanmış durumda. İşte seri çözgü makinesi örnek bir makine olarak tam gösteriliyor. Haçıl makinesi gösteriliyor.
Konik çözgü makinesi. Bu yanlış yazılmış oraya. Çözgülü örme operatörü dediğimiz kişi. Çözgülü örme işlemleri sürecinde yarı mamül ve malzemeleri araç gereç ve ekipmanlara göre hazırlayan, çözgüyü hazırlayan, makineye üretimi hazırlayarak makineyi çalıştıran, makine üzerindeki ilke alışıklarını bugünleri takip eden sorumlu üretim sonrası işlemleri yapan sorumlu kişi. Bu da 8152 koduyla tanımlanmış kişi. Bu da bir çözgülü örme makinesi örneğimiz. Dokuma operatörleri, dokuma hatalarını gideren, dokuma makinesinin çalışmasını takip eden, makineye bağlanmış çözgüyü ve atkı ipliklerinin takibini yapan, sorumludaki makinelerin çalışmasını ve sorumlu olan makinedeki sarf malzemelerini takip eden sorumlu kişiden bahsediyor. Bu da 8152 ISO koduyla tanımlanmış durumda. Bu da bir dokuma makinesi. Bu da sınavdan almış olduğunuz bir örnek görüntü. Farklı bir dokuma makinesi olarak gösterebiliriz. Kompleci. Komplecilerde hazır giyim ve tekstil alanında yöneticisinin nezaretinde iş hazırlığı yapan, dikim öncesi iş planı yapan, dikimi yapılacak üretim parçalarının kesimini inceleyen, dikiş makinelerinde dikim yapan ve mesleki gelişime faaliyetine katılan kişiden bahsediyoruz. Bunlar dikiş makinesi operatörleri olarak İSKOPOL'da tamamlanıyor. Yani bir gömlek diken A'dan Z'ye her parçasıyla, her alanı, her numunesiyle bir numune gömlek dikebilen kişiler kompleci olarak tanımlanmakta ve konfeksiyonluk makineleri kullanan kişiler kompleci olarak tanımlanabilmektedir. Tahar operatörleri, yine dokuma sektöründe kullanılan çözgü ipliklerini elle tahar yapan, çevre sehpasını hazırlayan, taharı yapılan takımı dokuma işlemlerini hazırlayan, çözgü ipliği düğümleyen nitelikli kişiden bahsediyor burada. Bütün tahar işlemlerinden bahsediyor. Bu da manuel bir tahar bağlama operatörü diyebiliriz. Burada tekstile özgü sektörlerin, mesleklerin yanında aynı zamanda tekstil firmalarında kullanılan işte köprülü linç operatörleri var. İşletmelerde yine yük taşımak için bir yerden bir yere transparetler, forkliftler, istif makineleri kullanmakta. Sadece kendi mesleklerin haricinde bu operatörlerde de belge zorunluluğu var. Mutlaka firmaların bu konuda da çalışma yapmaları gerekiyor. İşte köprülü linç operatörü kimdir? Kendi başına veya bir işaretçi, sapancı yardımıyla çeşitli türdeki yükleri, ağırlıktaki yükleri kablolu veya uzaktan kumandalı bir aletle, kaldırma aletiyle bir yerden bir yere taşıması, boşaltması veya istiflemesi şeklinde tanımlanıyor. Mutlaka tekstil sektöründe de bu tür makineler bulunuyor. Bir yerden bir yere yükleri kaldırıyorlar. İşte bir köprülü vinç olabilir, bir monoray vinç olabilir, bir kol şeklinde ayağı sabit ama sağa sola ileri geri hareket edebilen pergel vinçler olabilir. Veya bir ray üzerinde hareket eden, zemindeki bir ray üzerinde hareket eden vinçler olabilir. Bunlar da belge zorunluluğu kapsamında mutlaka işletmelerin bu operatörleri de belgelendirmeleri gerekiyor. Aynı şekilde endüstriyel taşımacıdan bahsedecek olursak elektrikli istif makinesi, işte elektrikli transparet, manuel elektriksiz olanlar hariç endüstriyel çekiciler, istenilen malzemeleri kaldıran, taşıyan ve önceden belirlenmiş konuma güvenli bir şekilde yerleştiren kişilerden bahsediyor. Yani tanımlayacak olursak elektrikli transparetler var. İşte yükü zeminden belli bir miktar yükseğe kaldırarak işte 20 santim, 30 santim, 10 santim neyse bir yerden bir yere taşıyarak taşıma yapan makineler elektrikli transparetlerden bahsediyor. Bu sağ tarafta olan manuel transparet bu kapsamın dışında tamamen elektrikli olması gerekiyor. Veya forkliftler işte üzerine binilerek yükü bir yerden bir yere taşıyan ve bir yere istifleyen operatörler. Yine aynı şekilde istif makinesi yandan oturulabiliyor veya oturmadan
yükü işte yukarıya kaldırıp ileriye rafa yerleştirebilen istif makineleri, aynı şekilde çekici varsa yükü bir yerden bir yere vagon şeklinde taşıyan çekiciler de bu kapsama giriyor. Bu endüstriyel taşımacı olarak nitelendirilen bu kişilerle mutlaka işletmeler tarafından belgelendirilmesi gerekiyor. Aynı şekilde makine bakımcı var. Makine bakımcılar da tüm işletmedeki tüm makinelerin, üretim makinelerinin işte periyodik, zamanlı zamansız arıza bakımlarını gerçekleştiren, makineyi bir yerden bir yere taşıyan, işte parça değişikliklerini yapan bakımcı kişilerdir. Mutlaka bu kişiler de makine bakımcı olarak belgelendirilmeleri gerekmektedir. Aşağı yukarı benim sunumum buraya kadar. Herhalde süremizi tamamladık gibi. Soru cevaplara yönelebilirim, arzu ederseniz. Osman Bey, değerli sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Birkaç sorumuz var. Evet. Ram ve örme makineleri için MYK kodları nedir? Biraz hızlı geçildiğini söylemiş Tuğra Bey. RAM, hemen bakalım, geri dönüyor. Bitim işlemleri, bitim işlemleri operatörü RAM makineleri için mesleki yeterlik belgesi alması gereken. Bitim işlemleri operatörü. Bir sorumuz daha var. Tekstil dijital baskı desinatörlerin MYK kodları nedir? Kapsıyor mu bu meslek kodu ve yabancı uyruklu çalışanlarla kapsıyor mu acaba? Tabii ki. Burada şöyle yapayım. Dijital baskı ve manuel baskı, rotasyon baskı diye adlandırıyoruz onları. Bunlar baskı operatörü olarak nitelendiriliyor bu kişiler. İşletmede çalışan kişilerin uyruğuna bakılmaksızın belge zorunluluğu var bu kişilerde. Yani ister TC Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun, isterse farklı bir ülke vatandaşı olsun, işletmede çalıştırılıyorsa mutlaka mesleki yeterlik belgesi olarak çalıştırılması gerekiyor. Bunun sorumluluğu da işverende bulunuyor. Yani işveren belgesiz çalıştıramaz. Kanun bunu söylüyor. Evet, bir rica var. Tres örme operatörleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Ne örme? Ana bakayım ben. Tres, evet. Tres. Tres örme makinesi hakkında. Çözgülü örme operatörü olarak onlar belgelendirilebilir. Evet, başka da bir soru gözükmüyor Osman Bey. Tekrar teşekkür ediyoruz biz size. Ben teşekkür ediyorum sorumuzu dinlediğiniz için. Şöyle bir şey gerçekleştirebiliyoruz biz. İşletmelerimizde bir analiz çalışması yapıyoruz. Yani işletme bizden bir talep ettiği takdirde işletme yerinde de gidebiliyoruz. Veya bizimle çalışanlarını paylaştıklarında biz bir analiz gerçekleştiriyoruz. Saha analizinde işletmeye girdiğimizde hangi kişinin hangi belgeyi alması gerektiğini, kimlerin muaf olduğunu, kimlerin mutlaka bu belgeleri alması gerektiğini, kimlerin teşvikten faydalanabileceğini ve bununla ilgili çalışmayı yerinde hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bununla ilgili işletmelerimizden herhangi bir ücret de talep etmiyoruz. İsteyen her işletmemiz bize rahatlıkla ulaşabilir. BTSO.meslek.com.tr mail adresi, internet adresimiz var. Oradan ulaşabilir. 263-6387'de bizim telefon numaramız. Oradan rahatlıkla bize ulaşabilir. Yine aynı şekilde Bursa Ticaret Sanayi Odası'na ulaşmaları da bir anlamda bize ulaşmaları olarak görülüyor. Çünkü biz Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın bir iştirakiyiz. Tamamen önce Bursa'mıza sonra ülkeye hizmet vermek amacıyla buradayız. Önce hizmet, parayı biz her zaman ikinci planda tutmuşuzdur. Bir soru daha gelmiş Osman Bey. Dokuma operatörü olarak çalışan personelin meslek yeterlilik belgesi olması zorunlu mu? Şu an zorunlu kapsamında değil o. Henüz girmedi. Ama önümüzdeki
gelecek olan tebliğlerde bu zorunluluk kapsamına gelecek. Yalnız o zorunlu olmayan mesleklerde şöyle bir avantaj var, bahsetmiştim. Avrupa Birliği hibesinden faydalanabiliyor bu kişiler. Yani şu anda devlet teşvikleri durduruldu ama AB hibeyi zorunlu olmayan mesleklerde MYK devam ettiriyor. Bu doğrultuda belge almak isteyen üreticilerimize, sanayicilerimize AB hibe fonundan faydalanacak şekilde hizmet verebiliriz. Yani Bursa Ticaret Sanayisi'ne bağlı kuruluşsa herhangi bir mali yük getirmeden bu sınavları gerçekleştirebiliriz. Evet, başka sorularımız, evet, ben de bekliyorum. Ancak başka bir soru gözükmüyor. Evet, ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için. Kurumum ve şahsım adına hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederiz Osman Bey. Değerli katılımcılarımız, sizlerle katılımlarınız için teşekkür eder. Bir başka eğitimde görüşmek üzere.